Arkadaşlar ben Görkem. Bugün kızlar sorur sesine girişe ve kızların sorduğu şeylere bakacağız. Kızlar sormasın. Bu seriyi seviyorsunuz. Ben de seviyorum çünkü gerçekten insanlar, pardon, daha doğrusu kızlar çok saçma şeyler yazıyor ve bunları okumak çok zevkli. Her neyse, bu zamanın gelin başlayalım. Sevgilim birlikte duşa girmek istiyor. Bunun tek sebebi cinsellik midir? Hayır, su tasarrufu. Birlikte duşa girmek istiyor. Cinsel yaşamımız yok. Sadece birkaç kez yakınlaştık. Birlikte duşa girmek istemesinin tek nedeni cinsellik. Hayır, su tasarrufu. Yani sorduğun soruyu devam ediyoruz. Evlenip boşandım. Sevgilimden yaşça büyüğüm. Sizce ailesi beni ileride kabul eder mi? Biz bir senedir çıkıyoruz. Dediğim gibi evlenip boşandım daha öncesinde. Ailesi beni sevmiyor, istemiyor ama biz hala devam ediyoruz ve... Yani şimdi aile yapısını bilmiyoruz ama yani normalde ailesini çok da bağlamaz. Günde 1 saat 40 dakika spor çok mu? 1 saat yapıyordum, üzerinde 40 dakika daha eklemeye karar verdim, fazla mı oldu? Ebesin yani. 1 saat 40 dakika spor mu yapılır? Maksimum 1 saat, minimum 40 dakika arkadaşlar. Evet, şimdi squat yapıyoruz. Evet. Erkek arkadaşımın evine gitmek istiyorum ama bir şeyler yaşamak istemiyorum. Ne yapmam gerekir? Sadece sohbet muhabbet etmek için istiyorum. Ev hallerini görmek falan kesinlikle ve ney? Bir dakika ya, virgül yok diye ben okuyamadım ya da ben okuma özürlüsüyüm ama. Sadece sohbet muhabbet etmek için istiyorum. Ev hallerini görmek falan kesinlikle. Başka şeyler istemiyorum yani, ne yapmadım. Doğru insanı seçebilirsin. Abla onu nasıl yapacağız ya? Yani bunu nasıl ayarlamamızı bekliyorsun? Neden hala karşınızdaki insana net olmuyorsunuz ki? Bugün hamile olduğumu öğrendim. Eşime sürpriz yapmak istiyorum. Ne önerirsiniz? Peki bunu kocama nasıl söylemeliyim? Sürpriz yapmak istiyorum. Taktik verebilir misiniz? Lan bunu taktik mi olarak? Her şeyle taktik verir misiniz? Hamileyim. Babası da sensin diyebilirsin. Ya da şey. Ya aşkım, geçen ay çaktığın çivi duvara deldi de. Arkadaşım bir kızdan hoşlanıyor. Kızla konuşmak için ne sorabilir? Kızla ne konuşabilir? Kız da ondan hoşlanıyormuş ama s**k konuşmuyorlar. Flört aşamasında değiller gibi. Sadece hoşlanıyorlar. Nasıl sohbet edersin? Hava durumunu sorsun ama. Eski sevgilimin eski sevgilisiyle aynı yerde çalışıyorum. Ah, onu hala sevdiğim için bu durum çok moralimi bozuyor. Ne yapmalıyım? Ya eski sevgilinle tekrar barışabilirsin. Monotonlaşan ilişkiyi canlandırma yöntemleri nelerdir? Ayrıl. Ciddi söylüyorum yani, ayrıl. Tatile gitmek, sosyalleşmek, farklı mekanlar. Sürekli kavga etmek ve sürekli ayrılıp barışmak ilişki nasıl etmek? Bok gibi yapar kardeşim yani, sürekli ayrılıp barışıp yok ara veriyorum, yok bilmem ne, arayayım vereyim, yok arıyorum aşkım bana ver falan. Böyle şeylerin mümkünatı yok arkadaşlar, gerçekten. Bir defa olur, hadi iki defa da olsun, üçte dörtte yeter lan. Beni sırf sesimi duymak için arayacak biri olsun istiyorum, nasıl olabilir? Ne bileyim, kimse gülüşümden sevmedi beni mesela. Kimse sırf sesimi duymak için aramadı, özlemedi. Hep en çok ben sevdim, kimse bunun gülen yüzümüzü soldurdular. Bulamazsın. Yani 2023 itibariyle böyle birini bulman şu anda kafama meteor düşmesiyle aynı derece. Fiziği iyi, temiz, saygılı, eşine hiçbir konuda sırtını dönmeyen, ailesine saygılı, şakacı eşle evlenir mi? Evlenmemek için sebep mi arıyorsun anlamadım amına. Ev araba bile üstüne yapılır ama. Benden bahsediyor. İşte böyleleri değer görmez. Tam tersi olsaydı evlenir mi diye sormazdı. Direkt evlenirdi. Aa, bunu erkek yazmış. Kızlar sormasın dedik, erkek çıktı. Sizce sürekli bazı konularda değişmemi isteyen sevgili seviyorumdur. Birini düşünün, sürekli zayıflamamı isteyen. Sanki kendisi çok zayıfmış gibi. Sabah bir uyandım, realistan iki şişko adamı zayıflamış halini atmış. Yani böyle bir şey de yapılmaz bakayım ya. Salak mısınız nesiniz? Mal mısınız nesiniz? O zaman neyini seviyor ben onu anlamadım ya. Yani. Erkekler sımsıkı sarılma ile etkilenir mi? Erkek arkadaşıma sarılırken sımsıkı sarılıyorum ama son günlerde kendini geri çekmeye başladı. Etkileniyor mu acaba? Bir şey söyleyeceğim de söylemek istemiyorum. Nefes alamıyordur ablacığım yani, o kadar da sıkma. Sevgilim uzun öpüşme bile yaşamadım diyor. Böyle bir erkek halis mi? Konu cinsellik olunca hep çekimsel kalıyor. Farklı konular açarak değiştirmeye çalışıyor. Üstüne giden taraf hep ben oluyorum. Sınırlı öğretim bunlar kardeşim. Bak, birisi de yorumları istemiyorsan bana ver yazmış ama. Kendinizle ilgili bilinmeyen en büyük sırrınız nedir? Herkes beni sessiz hanım hanımcık ve kendi halinde bir ev kızı bilir. Ama çok masum gözüken bir şer söylersem sır olmaz. Evliyim ama aklımda halen başka bir adam var, ne yapmalıyım? Gitmelisin buradan. Gitir git lan buradan. Merhaba, 30 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışıyorum. Kocam 32 yaşında. Çok iyi niyetli ve yakışıklı bir adam aslında. Varlıklı da ailesi. Ama benim aklım hala başkasında. Başka elinle hareket etme. Akıllı hareket et. Kısmeti başarı kapalı nasıl düzelir? Kısmet soluna katıl kardeşim. Gerçekten çok kısmetim kapalı, sadece bir kişi çıktı karşıma, o da zar zor 3 ay sürdü. Çok çirkin bir kız değilim ama neden böyle oluyor? Ya bilemiyorum ya gerçekten, yani buna yorum yapamayacağım çünkü bilmiyorum. Evlenmeden önce çok istekliydim, evlenince gitti, neden olabilir? Bu yüzden evlenmeyin. Evlenmeyin arkadaşlar, bu devirde evlenen maldır amına. Yok abi, evlilik artık çok zor ya yani. Evlenmeyin arkadaşlar. Sanaldan bir erkek nasıl etkilenir, nasıl bağlanır? Sanal ilişki diye bir şey yok kardeşim. Benim böyle bir günlük hatırlatmam var. Sanal ilişki diye bir şey yoktur. Sanal ilişki bir zırva. Instagram'dan takip edenler biliyor. Ya bu kızlar soruyor da neden hep ilişki şeyler var? Yani başka bir şeyler soran yok mu amına? Parkta gece kimse yokken sevgilimle öpüşme isteğimiz var. Absürt bir istek. Abla biz. Ne diyorsun bayan? Videonun başlığına onu ekleyeceğim ya. Ne diyorsun bayan, ilerle. Ülkede çok trajikomik olaylar var ya, ciddi söylüyorum. İstekli olduğumu sevgilime belli etsem sor mu? Ya böyle uğraşan insanlar genelde mutsuz oluyor. Yok şunu yapsam çok mu istekli görünürüm? Bunu yapsam çok mu üzerine gitmiş olurum? Sevgilimi çok seviyorum ama sıfır istek, hani ben ise çok azgınım. Ya kızlar neden böylesiniz ya? Çok fazla gözaltı morluğum var, niye yiyelim? Allah'ım sonunda ya. Normal bir soru. İlk defa şaşırdım yani. Bazı insanların makyajsız halinde bile asla gözaltı torbaları yok, fakat benim ya genetik kardeşim ya. Genetik kardeşim. İnsanların
insanların boş zamanlarda ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Valla benim boş zamanım yok ya. En son 2-3 yıl önce vardı. Onda da ya film izliyordum ya dışarı çıkıyordum. Agalala magalala bilmem nelerle falan buluş. Spora gidiyorum diyeceğim de spor görevim yani benim. Bir boş zamanımda yaptığım bir şey değil. Alışverişe çıkıyorum. Böyle duruyorum. Ya bir sürü şey yaparım aslında. Ya boş vakitleri doldurmak çok kolaymış aslında. Mini etek mi daha sexy tight mı? Bu böyle okunmaz. Mini etek mi daha sexy tight mı? Nasıl bir soru, Allah belanızı vermesin ya. Kendinize dokunmak hoşunuza gidiyor mu? Yo ne münasebet. G noktası herkese farklı mıdır? Ne diyorsun bayan, ilerle. Ya iyice bozdunuz ya gerçekten sosyal medyanın anasını. Her neyse arkadaşlar bu kadar yeterli çünkü gerçekten saçmalamaya başladılar. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi bu kadar yeterli. Yandaki videoma tıklayarak önceki videoya gelirim. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açın. Bir de Instagram'a da bekliyorum sizleri. Instagram'da bayağı eğleniyoruz, güzel güzel şeyler paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.